Arkası Yarın. İmtihan. İkinci bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Halil Güntekin. Montaj Halil Karabacak. Cahide büyük depremde anne babasını kaybettiği zaman mini mini bir bebekti. Aynı depremde kocasını kaybeden Sıdıkı ana Cahide'yi yanına alıp oğlu Murat'la beraber büyütür. Murat İstanbul'da tıp fakültesini, Cahide ise kendi kasabalarında meslek sanat okulunu bitirir. Murat'ın 2 ay sonra stajı bitecek ve köyde Cahide ile düğünleri yapılacaktı. Ancak zengin iş adamı Münir Bey'in şımarık kızı Zuhal, Murat'a muayene olduğu sırada ona aşık olur ve babasından kendisiyle evlendirmesini ister. Bunun üzerine doktor Murat'ı eve yemeğe davet ederler. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız sevgili doktorum? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Zuhal Hanım? Seni tanıdıktan sonra bomba gibi oldum. Ne faranjitim kaldı ne de başka bir şeyim. Yemekten önce bir şey içmek ister misin? Gin tonik, viski, konyak. Teşekkür ederim ama ne yemekten önce ne de yemekten sonra içki kullanmak gibi bir adetim yok. Heh, aferin. Bu oyunu sevdim doktor. Buyur otur şöyle bakayım. Yalan mısın? Hristiyan. Anlaşılan doktor yeşil ayıcı. Dikkat edin yemekle içki falan çıkarmayın ha. Geceden kaçırmayalım adamı. Haklısın beni. Şimdi Zuhal'e de söylerim. Doktorun yanında içki lafı falan mı? Evet. Nasılsın doktorcum? İyi misin? Teşekkür ederim efendim. Şu senin hocan Profesör Mümtaz Bey. Yakın dostum olur benim. Öyleymiş efendim. Adam seni çok seviyor. Her fırsatta seni methediyor. Anlaşılan geleceği parlak doktorlardan birisin. Ha? Hocam iltifat etmiş efendim. Ben daha işin çok başındayım. Saat kaç oldu anne? 8. Neden sordun kızım? Murat bu saatlerde arardı da. Muhtar da telefona çağırmadı. Bugün arayacağını nereden biliyorsun? Her hafta cuma günleri arıyor ya. Doğru. Bugün cuma değil mi? Sizin evlenme telaşınızdan günlerimi de unuttum. Haklısın Cahide. Cuma akşamları arıyor oğlum. Ama aramadı bugün. Sakın üzücü bir şey olmasın. Ağzını hayra aç kızım. İyi şeyler düşün de iyi olsun. Üzücü ne olabilir ki? Ne bileyim anne. Şimdi aramayınca aklıma bin türlü şey geliyor. Belki de işi çıktı çocuğun. Kötü şeyler düşünme. İnsanın sevdiği İstanbul gibi şırfıntısı bol bir şehirde yaşayınca kötü şeyler düşünmemek elde olmuyor ki. Bak o lafın doğru. Ama benim Murat'ım öyle gençlerden değildir. Seni sever, sana sadıktır. Ama aramadı işte. Canım sıkılıyor. Yemekleri beğendiniz mi Murat Bey? Hepsi çok güzeldi. Siz mi yaptınız efendim? Ben yaptım. Ellerinize sağlık Zuhal Hanım. Çok güzel yemekler yapmışsınız. Evet. Yemek faslı bittiğine göre kahvelerimizin salonda içebiliriz biliyor musun? Tabii efendim. Kahvenizi nasıl içerseniz doktor bey? Orta şekerli. Ben yaparım. Gecenin 10'u oldu. Bu saatten sonra aramaz artık Murat. Telefon elimizde değil ki, muhtarın odasında. O da bu saatte kim bilir kaçıncı uykudadır. Hadi boşuna bekleme, yat kızım. Yatsam ne olacak? Gözüme uyku girecek mi sanki? Oğlum seni uyutmayacak kadar çok mu seviyorsun yavrum? Aman Sıdıkı ana. Alıştırdı bizi. Aramayınca içime sıkıntı geldi işte. Ama o keyfim de alimindedir belki de. Ah bu gençler. İnsan sevdiğine sitem edermiş ya. Ama mutlaka işi bir meşguliyeti çıkmıştır. Kızım başka ne olacak? Göreceksin bak. Yarın arayacaktır Murat. Belki biliyorsunuzdur Murat Bey. Ben tıbbi cihazlar satan büyük bir şirketin sahibiyim. Evet, duydum Münir Bey. 15 gün sonra Avrupa'da büyük bir fuar açılıyor. Oraya davet edildim.
fuarda tıp dünyasına yardımcı olacak. Son sistem, araç ve gereçler tanıtılacak. Evet efendim. Bu fuara senin de bizimle gelmeni istiyorum. Benim de gelmemi istiyorsun. Evet. Masrafları düşünme sakın. Hepsini ben ödeyeceğim. Şey, affedersiniz ama beni neden davet ediyorsun? Hocan geleceğe parlak bir doktor dedi senin için. Bu fuarın mesleğine katkısı olacağını düşündüm. Her doktora nasip olmaz bu teklifim. Çünkü fuarda tıbbın her dalını ilgilendirecek birçok araç ve gereç tanıtılacak. Davetinize teşekkür ederim. Bu benim için gerçekten de bir fırsat olabilirdi ama gelebileceğimi hiç sanmıyorum. Neden? Bir engel mi var? Eğer mesele Mümtaz Hoca'ysa kendisinden senin için izin alabilirim. Beni kırmaz. Buna gerek yok çünkü dediğiniz tarihte benim stajım bitmiş olacak. O halde gelmeni engelleyen nedir delikanlı? Memlekete gitmem gerekiyor. Canım, memleketine yine gidersin, kaçmıyor ya. Benim sana söz ettiğim fuar 10 yılda bir açılıyor. Avrupa'daki bu fuara Türkiye'den kaç doktor katılır sanıyorsun ha? Bir elin parmaklarından daha azdır. Şimdi sen kalkmış bana, gönülden memleketinden bahsediyorsun. Bakın efendim, mesele yalnız memleketime gitmek değil. Belki duymuşsunuzdur, orada nişanlım var. 2 ay sonra düğün yapacağız. Onu da yaparsın canım. Almaz 2 ay sonra da olur, 2,5 ay sonra. Senden hesap soran mı var? Yok. O halde belki de bu fuara katılman sana hayalinden geçiremeyeceğin şanslar getirecektir. İnsanın fırsat her zaman ayağına gelmeyebilir be evlat. İyi düşün. Benden sana söylemesin ha? Evet, dediğiniz gibi bu fırsat her zaman elime geçmez. Düğünü 15 gün geç yaparım olmazsa. Aferin doktor, işte şimdi gözüme girdi. Yalnız yetenekli bir doktor değil, akıllısın da. Sen ol delikanlı, karşına çıkan fırsatları değerlendirmesini bil. Hı? Doktor, dün gece ne yaptınız? Zuhal Hanım'ın babası Münir Bey'le tanıştınız mı? Evet, tanıştım hemşire. Tam bir iş adamı. Beğendim kendini. Sorması ayıp olmazsa neden yemeğe davet etmişsiniz? Bizim Mümtaz Hoca çok methetmiş beni. Hem benimle tanışmak istemiş, hem de Avrupa'da açılacak olan tıp fuarına kendiyle gelmemi istedi. Fuara mı? Gidecek misiniz? Elbette. Böyle bir fırsat her zaman elime geçmez. Avrupa'ya gidip o fuarı gezmek benim durumumda olanlar için bulunmaz bir fırsattır. Şunu bil ki hemşire hanım, paran servetin olmadı mı bu devirde yaşama hakkında son derece sınırlı kalır. Böyle olacağını biliyordum zaten. Ne demek istedin hemşire hanım? Hiç. Hadi söyle, bir yerlere yollama yaptın. Kusura bakma doktor ama onların asıl niyetinin seni fuara götürmek olduğunu sanmıyorum. Ya, başka ne olabilir ki? Zuhal. Zuhal mi? Hı hı. O kız istediğini elde etmeye alışmış. Sizin fuara gitmenizin temelinde Zuhal yoksa ben kendimi şuradan aşağı atarım. Canım, ne olursa olsun. Benim için fuara gitmek önemli. Onlar kendi açısından, ben de kendi açımdan bakarım olaylara. Ne yapalım öyle olsun. Alo. Evet, burada kim aramıştı? Siz misiniz? Bir dakika. Siz de arıyorlar doktor. Kim? Kim olacak? Zuhal Hanım. Zuhal Hanım mı? Benim telefonum. Buyurun. Doktor Murat. Merhaba Zuhal Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bir işim yok. Tabii. Neden olmasın? Peki, saat 8'de görüşmek üzere. Annenize ve pederinize selamlarımı iletin lütfen. Buluşacak mısınız? Evet. Benimle bir konu hakkında görüşmek istiyormuş. Fuara ne zaman gideceksiniz doktor? Ayın ikisinde. Yani stajınız biter bitmez. Evet. Hani nişanın Cahide Hanım'la düğün işi vardı, o ne olacak? Elbette olacak ama 1-2 hafta gecikecek, hepsi o kadar. Umarım evlenirsiniz. Her neyse, saat 7'ye geliyor. Gidebilir miyim? Tabii. Hoca Ankara'da nasıl olsa. Hazır mesai bitmişken ben de köyü arayıp Cahide'nin sesini duyayım. İyi akşamlar doktor bey. İyi akşamlar hemşirem. Aslında dün aramam gerekiyordu. Münir beyler yüzünden arayamadım. Kim bizi ne kadar merak etmiştir Cahide. Muhtarlardan ara çağırdım. Ne diyoruz bu akşam Kayıram? Kasabaya gidip kafaları çekiyoruz mu? O kadar uzağa gitmeye gerek yok Erkut. Bu gece babamın bağ evinde eğleneceğiz. Yok ya, biz bize mi? Biz bize olur mu? Kasabaya bir kumpanya gelmiş. Çalgıcı kadınlar da varmış.
Çoban Avni'ye para verip gönderdim. Kadınları alıp bu evine getirdim. Yaşa be kayağım. Muhtarın oğlu olduğunu ispat ettin ha. Tuttuğunu kopartıyorsun. Evet ama her şey değil. Doktor Murad'ın nişanlısı Cahide'yi kopartamadım. Ya bırak şu kızı canım. Köyde başka kız mı kalmadı? Başka kızı neyleyim? Benim gözüm Cahide'de Kahya. Ama o benim gibi koca muhtarın oğlunu bırakıp Sıdık Avalı'nın çulsuz oğluna gönül verdi. İyi de çulsuz dediğin doktor be. Doktorsa ne olmuş lan? Sen cüzdanına bak. Doktorun cüzdanında para var mı? Yok. Yoksa çulsuzdur işte. Ha, telefon çalıyor. Duydum. Kim bilir köyden kimi arıyorlardı. Alo, muhtar odası. Merhaba Kaya kardeş. Ben doktor Murat. Oo, doktor merhaba. Nasılsın bakalım? Sağ ol Kaya. Sana zahmet anamgilleri haber eder misin? Yarım saat sonra senin oraya gelsinler. Ben yine arayacağım. Kusura kalma doktor. Muhtarlık odasında yalnızım. Diyeceğim bir şey varsa de. Ben sonra anamgile haber ederim. Aybaşı stajım bitince köye geleceğimi söylemiştim. Ama bir iki hafta gelemeyeceğim. Merak etmesinler. Düğün yapacaktın köyde hani. Elbette yapacağım da Avrupa'da bir tıp fuarına katılmam gerekiyor. Bu yüzden köye gelişim gecikecek. Evet. Beni merak etmesinler. Söylersin değil mi? Söylerim tabii tabii. Hadi hiç merak etmesin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çocuk Murat'ta arayın. Ne diyor? Stacı aybaşı bitiyormuşmuş da bilmem neymiş de köye gelemeyecekmiş. Cahide'ye söyle merak etmesin dedi. E hani aybaşında düğünü olacaktı? Ne bileyim Avrupa'ya neye mi gidecekmiş? Ulan koca köyde tek telefon bizde ya. Postacı ettiler bizi. Şimdi işin yoksa doktorun yavuklusuna git. Dur. Aklıma bir cinlik geldi kayağım. Ne cinliği lan hırbo? Sen doktorun yavuklusu Cahide ile evlenmek istemiyor muydun? Evet. İşte sana fırsat ha. Murat'ı Cahide'den soğutmanın tam sırasıdır. Sahi mi lan? He. Nasıl soğutacağız? Şimdi doktor Murat Aybaşı köye gelemeyeceğini söylemedi mi sana? Evet söyledim. Hazır Cahide'ye bu haberi verirken kızın aklına fit sor. Avrupalara, karılara, kızlara gideceğimiz de doktorun burnu büyüdü seni almaz de o İstanbul kızlarına alışmıştır de böyle şeyler söyle. Vay la. Aferin lan Erkut. İyi ki söyledin. Ben şimdi gider Cahide'ye bile bir latar anlatırım doktorun söylediklerini. Akşama bağ evinde buluşuyoruz değil mi han? Lan buluşuyoruz dedik ya. Biz muhtarın oğluyuz oğlum. Söz ağzımızdan bir kere çıkar. Nasıl? Arabamı beğendin mi doktor? Evet, çok güzel bir araba. Kullanmak ister misin? Hayır, ehliyetim yok. Ayrıca araba kullanmasını bilmiyorum. Aa, ne kadar ayıp. Koskoca doktor araba kullanmasını bilmez mi? Belki ileride. Evet, benimle ne konuşmak istiyorsunuz Duhal Hanım? Ay, çok rica edeceğim. Ne olur şu hanımlı beyli konuşmalardan vazgeçelim. Lütfen bana Zuhal de Murat. Peki Zuhal, seni dinliyorum. Önemli bir şey değil canım. Maksadım seninle birlikte olmaktı. Nasıl yani? Birlikte Avrupa'ya şu tıp fuarına gitmeyecek miyiz? Bu yüzden seni daha yakından tanımak istedim. Fuara siz de mi geliyorsunuz? Elbette. Babam bizsiz hiçbir yere gitmez. Babam senden çok hoşlanmış biliyor musun? Çok efendi, akıllı biri dedi. Ben de kendinden hoşlandım. Çok cana yakın bir insan. Babam kolay kolay herkesten hoşlanmaz. Senin için iyi şeyler düşünüyor. Nasıl şeyler? Şirketin başına geçirmek istiyor seni. Bak Sıdık Hanım. Murat bugün arar dedin ama aramadı daha. İşi yoksa arardı elbet. Doktor adam. Belki de hastaları yüzünden arayamıyordu çocuk. Ama eskiden hiç atlatmadan her cuma arardı. Üzülme Ceylan gözlüm. Dün aramadıysa bugün arar. Bugün aramazsa yarın arar. Aklından kötü düşünceleri çıkar. Benim oğlum senden başkasını sevmez. Senden başkasıyla evlenmez. Ben açarım onu. Kim o? Benim muhtarlarım Kaya. Ne var? Ne istiyorsun Kaya efendi? Aç da söyleyeyim Cahide'miz. Açmam. Ne diyeceksen oradan söyle. Peki sen bilirsin. Doktor Murat aramıştı da. Neyse, gideyim mi? Murat mı aradı? Dur açıyorum. Söyle hadi. Ne dedi Murat? Bakıyorum da Murat deyince akan sular duruyor Cahide kız. Durur elbet. Nişanlım olduğunu bilmiyor musun? De hadi ne diyeceksen. Dur canım bu kadar heyecanlanma. Diyeceklerim seni üzecek biraz. Üzecek mi? Ne demek istiyorsun?
Doktor nişanlının ay başında köye gelmiyormuş. Niye? Gelmiyor muymuş? Neden ki? Neden olacak kızım? Adam koca doktor. İstanbul gibi büyük bir şehir dururken köy yerinde işine. Böyle mi dedi sana? Köye gelmeyeceğim mi dedi? Evet, gelmeyeceğini söyledi. Boşuna beklemesin. Avrupa'ya gidiyorum dedi. Ne? Avrupa'ya mı gidiyormuş? Bu da nereden icap etmiş? Nereden icap etsin? Adam doktor, köye gelip de ne edecek? Avrupa'da kızlarla gönül eğlendirmek varken burada ne yapacak ki? Saçmalama. Murat öyle biri değil. Sen de biliyorsun ya, sırf gıcıklık olsun diye yapıyorsun. Görürüz. Bu köyden onun gibi anasına, karısına, yavuklusuna sadır birçok genç İstanbul'a gitti. Ama hiçbiri de geri dönmedi. Büyükşehir başkadır. Oranın kızları buranın kızlarına benzemez. Hepsi fettandır, şeytandır. Tamam mı? Diyeceklerin bitti mi Kaya Efendi? Hayır, bitmedi. De o zaman ne diyeceksen. Sen sevdiğimi biliyorsun Cahide. Doktordan sana hayırlı olsun. Bırak onu da benimle evlen. Sana kraliçeler gibi hayat yaşatayım. Seni namussuz ırz düşman. Alçak seni. O seninle evlenmez güzel Cahide. O İstanbul'da star çaktı. Şimdi de Avrupa'ya gidiyor. Buraya geri dönmez. Gel vazgeç bu sevdadan. Onun yapacağı düğünün daha güzelini ben yapayım sana burada. Ah, ırz düşmanı Ali, çekil git kapımızdan. Bu köyden zengin çocuğuyum. 10 tane tarlada pusu yaparım üzerine. Koca bir köşk yaparım. Hizmetçiler, yanaşmalar tutarım. Benim gibi muhtar oğlu dururken en çulsuz bir doktoruyla evlenip ne edeceğiz? Defol dedim sana, defol. Nerede seni? Sonunda benim olacak. Bu işe bak koydum. Ya bana yar olacaksın ya da hiç kimseye yar etmem seni. Terbiyesiz köpek, alçak ırz düşmanı, namussuz. Ne oldu kızım? Ne bu hali? Kimdi gene? Kim olacak? Muhtarım Kaya. Ne istiyorsun lan? Murat telefon etmiş de ondan haber getirdi. Murat mı? Ne söylemiş oğlum? Aybaşı gelecek diye. Gelemeyecek. Dur kızım, ağlama hemen. Neden gelemiyormuş oğlum? Ne bileyim, Avrupa'ya mı ne gidiyormuş? Avrupa'ya mı? O da nereden çıkmış? Biz düğün hazırlıklarını yaptık, onun gelmesini bekliyorduk. Anne, aklıma kötü şeyler geliyor. Sakın başka birini bulmasın Murat. Bir şırfıntının peşine takılmak. Aman Allah'ım. Dur yavrum, ağlayıp da güzel gözlerini yorma. Hem oğlumun başka bir kız bulması da ne demek? Muhtarların Kaya söyledi. İstanbul'a, Avrupa'ya giden bir daha köye geri dönmez. Köy yerini beğenmez dedi. Bırak şu serseriye kızım. Nasıl olur da o köpeğin sözlerine inanırsın? Ama söylediklerinde gerçek payı var. Bu köyden büyük şehirlere, gurbete giden kim geri döndü ki? Murat'ı tanımaz gibi konuşuyorsun. O başkaları gibi değildir, bilirsin. Madem öyle, Avrupa'ya gitmek de nereden çıktı? Daha geçenlerde yazdığı mektupta aybaşı geleceğini, düğün hazırlıklarına başlamamızı istememiş miydi ana? İstemişti tabii. Dur bakalım, boşuna gözyaşlarını akıtma. Yarın kasabaya gider. Oradan telefonla arar, hakikati öğreniriz. İmtihan adlı oyunumuzun 2. bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.